uzaktan bakmakla yetinenler ve halka hizmet etmesi gerektiğini unutanlar. Gelin bugün uzaktan bakanlar etiketinde buluşalım. Sizlerin de sorularınızı, yorumlarınızı dile getirmiş olalım. Şimdi tabii hukukun üstünlüğü, halkın iradesi anlamı, karşılığı artık yalnızca sözlükte ya da işte kağıt üstünde kaldı diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi varken ve biz milletin iradesine darbe olarak yorumlanırken, bu kadar tepki varken kayyumları konuşmaya devam ediyoruz. Esenyurt Belediyesi ile başlamıştı süreç. Ardı arkası bir türlü kesilmedi. Batman, Mardin halfeti derken dün son dakika gelişmesi olarak da baktık ki İçişleri Bakanlığı Tunceli Belediyesi'ne ve ilçe belediyesi olan Ovacık Belediyesi'ne yeni kayyumlar atandığını duyurdu. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden uzaklaştırıldı. Kararın ardından da çok sayıda kişi Tunceli Belediye binasına akın etti. Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt'taki kayyum atamalarına tepkiler sürerken iki belediyeye daha kayyum atandı. Tunceli ve Ovacık belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Tunceli valisi Bülent Tekbıykoğlu Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak, Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ise Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kayyum kararı sonrası çok sayıda kişi Tunceli Belediye binası önünde toplandı. Polis barikat kurdu, geçişlere izin vermedi. Yerine kayyum atanan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ilk açıklamasında sonuna kadar direneceğiz dedi. Belediyeye sahip çıkma çağrısında bulundu. Ben o tebligatı imzalamadım. Çünkü bu görevi, bu sorumluluğu, bu öncülüğü, bu sözcülüğü Dersim halkı bize vermiştir bu yetkiyi. Bu yetki hiçbir tebligat bizim elimizden alamaz. Yerine kayyum atanan CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül ise Sözcü Televizyonu'nda değerlendirdi kararı. Ceza almasına neden olan 2012 yılındaki cenaze töreninin dönemin savcısının talebiyle belediyenin kaldırdığını öne sürdü. Bu suçsa müdahale edin, cenaze törenlerini yaptırmayın. O tarihteki cenazeyi çok iyi hatırlıyorum. Dönemin cenazesinde savcı beni aramış, bölgenin sıkıntılı bir bölge olduğunu güvenlik açısından, kendi güvenlik güçlerinin o cenazeyi gömemeyeceğini ama belediyemizin desteğiyle o cenazenin mutlaka belediye sınırları dışında da olsa belediye desteğiyle mutlaka gömülmesi gerektiğini söylemişti. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Tunceli Valiliği 10 gün süreyle kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasakladığını duyurdu.